Sevgili izleyenler, Sora Sora programı devam ediyor. Kemalpaşa'yı konuşuyoruz, projelerini konuşuyoruz. Gündemin sıcak başlıklarına da değineceğiz. Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu'yla beraber. Sayın Başkanım, en son kentsel dönüşümden bahsediyorduk ki siz çok güzel bir cümle söylediniz. Orada da araya gittik. Ben onu direkt yakaladım. Vatandaş direkt beni arıyor, evet, ve evime kaya düşmesinden korkuyorum, tabii, diyor dediniz. Gerçi haberlerinizde de görüyoruz vatandaş ziyaretlerini, özellikle iade ziyaretleri de çok önem veriyorsunuz. Vatandaşlarda gözlemlediğiniz genel olarak sıkıntılar ya da istekler ülke geneliyle de ilgili olabilir. Kemalpaşa ile de neler duyuyorsunuz vatandaşlardan? Yani şu son dönemlerde tabii biraz daha bu hizmetten ziyade terör odaklı bir bakış açısı var. Herkes Türkiye ne olacak, bu terör ne olacak? Çünkü 3-4 yıldır terörsüz bir Türkiye'ye insanlarımız alışmıştı. Aslında buradan kentsel dönüşüme de bağlayabilirsin. İnsanlar alışkanlıklarından kolay kolay vazgeçemiyorlar. Biz 3 yıldır terörsüzlüğe alışmıştık. 30 yıldır, 34 yıldır süren bir terör hadisesi. 3 yıl sonra baş gösterince tekrar ne oluyoruz'u sormaya başladık. Kemalpaşa insanları hakikaten, tabii her ilçenin insanları güzeldir. Ben Kemalpaşa Belediye Başkanı olduğum için bana öyle geliyor olabilir ama Kemalpaşa insanları hakikaten çok güzeldir. Tipik bir Anadolu insanıdır Kemalpaşa insanı. Hani o Anadolu'nun özüne has bozulmamış deriz ya, bozulmamış Anadolu insanıdır Kemalpaşa insanı. Gidip sohbet ettiğin zaman, dokunduğun zaman, hele onlara ait olduğunu hissettirdiğin zaman seni sahiplenir ve bağrına basarlar. Ben belediye başkan adayıyken kartlarımın üzerine telefon numarasını koyup dağıtmıştık. Tabii insanlar bazen merak ediyorlar. Diyorlar ki başkanım ya numaranı yazmıştın ama bir bakalım değiştirmiş misin? Yok, hiç değiştirmedim. Herkeste benim numaram vardır. Herkes arar. Tabii hepsine aynı anda cevap veremiyorsun. İşte televizyon programındayız muhtemelen şimdi. Arkadaşlarımız cevap veriyordur ama herkes bize ulaşır. Belediyemin kapısını asla kapatmam. Halkla aramıza asla bir mesafe koymam. Kapıları açarım. Ama şunu yapmaya çalışırım. Yasal yetkilerim bana nereye kadar müsaade ediyor ise ben insanlara oraya kadar yardımcı olmaya çalışırım. Bunun için yanımızdan gelenlerin %90'ı mutlu gider ama bazen bizim de elimizde olmayan, hukuken imkanımız olmayan alanlarda bazen üzerek gönderdiklerimiz de oluyor. Onlar da kusura kalmasınlar. Burada da karşılıklı anlayış artık devreye girecek. Keşke belediye başkanlarına her türlü yetkiyi verseler de bize gelen vatandaşımızın her sorununu çözebilsek, ama hukuken yetkimiz nereye kadar el veriyorsa, en son sınır limit neyse biz oraya kadar vatandaşımızın yanındayız. Çünkü biz şuna inanırız, insanı yaşat ki devlet yaşansın. Önce insan. Evet. Ben beldelerdeki meydan projelerini de aslında biraz konuşalım istiyorum ama ondan önce Kültür ve Sanat Merkezi projesiyle konuştuk. Temeli atılacak Cuma günü dedik. Program öncesinde de konuşuyorduk. Bir ihtimal sanırım Sayın Bakanımızın gelme ihtimali var Sayın Yıldırım'ın, değil mi? Sayın Bakanımız da gelebilir. Sayın Genel Başkan Yardımcımız da gelebilir. Tabii şu an yoğun bir şekilde şu 4 günlük biliyorsunuz 3 günlük yas ilanı vardı. Evet. 4 gün biz bütün programlarımızı durdurduk. Tabii bir zaman aralığı da iyice daraldı. Katılım olabilirdi ama henüz netleşmedi. Fakat hem Genel Başkan Yardımcımız hem Bakan Bey, Binali Yıldırım Bakanımız gelebilir. Netleşince de kamuoyuyla bunların bilgisini de paylaşacağız. Ama biz temelimizi inşallah Cuma günü atacağız. Evet. O zaman hemen beldelerdeki meydan projeleriyle devam edelim isterseniz. Şimdi tabii bu söylediklerimizin tümü Kemalpaşa Merkez ile alakalı projelerdi. Ama artık Kemalpaşa'da beldeleri ayırt etmiyoruz. Eski beldelerimizin tamamı artık bizim yeni mahallelerimiz. Ve tamamına da belediyemizin imkanları ölçüsünde hizmet götürmeye çalışıyoruz. Bu noktada biz 4 beldemize 4 meydan projesi demiştik ve bunun haricinde beldelerimizin de lokal sıkıntıları vardı. Tüm beldelerimize neler yapabileceğimizin bu noktada dersimize biz iyi çalıştık. Nereye ne eksiğimiz var, ne yapabileceğiz, hangi zaman diliminde, hangi bütçeyle nereye ne yapacağız. Ben belediye başkanı olarak İzmir Büyükşehir Belediye Meclis üyesiyken de hep şunu ifade etmişimdir. Bütün şehirler meydanlarıyla anılır. Mahalleler meydanlarıyla anılır. Bu bizim tarihimizde, kültürümüzde de vardır. Gençken hep buluşma yeri yaşadığın mahallenin meydanıdır. Evet. Meydanlar önemlidir. Ama şu son 40-50 yılda çarpık şehirleşmeyle biz meydanlarımızı yitirdik, mahallelerin arasına boğulmaya başladık. Bu noktada ben hep istiyorum ki tüm mahallelerimizden bir meydanı olsun güzel. İnsanların gidip nefes alabileceği, sohbet edebileceği. Bu noktada eski belde yeni mahallelerimizin de dördünde meydan
projelerimizi biz çalıştık. Ören Meydan projemiz bir aşamaya geldi. Ulucak Meydan projemiz bir aşamaya geldi. Bağyurdu'nda çalışmalarımız devam ediyor. Armutlu Meydan projemizde Anıtlar Kurulu'nun kararını bekliyoruz. 1-2 aya kadar o netleşecek. İnşallah o bölge insanlarının da mutlu olabileceği, onların da artık yeni sosyal yaşam alanı olacağı bu meydan projelerine de çok kısa bir sürede inşallah Ulucak'tan başlayarak temelini atmaya başlayacağız. Her yere yetişmeye çalışıyoruz. Hı hı. Her mahalledeki insanımızın tebessüm etmesini sağlayacak, onların mutlu olmasını sağlayacak projelerin peşinde koşuyoruz. Biz imkanlarımızın ölçüsünde elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyuyoruz. Artık gerisinde takdir milletimiz. Evet, projelerde dikkat çeken bir ayrıntı da var tabii. Sanki öncelikle hedef genel olarak gençler, eğitim değil mi? Tabii. Bizim gözlemlediğimiz bu. Buradan şunu da sormak istiyorum aslında. Sizinizde de duyuruları var. LYS, LGS ve TEOG sınavlarına hazırlık için kurslar da. Bunlar belediye bünyesinde midir? Öğrencilere karşılıksız bir hizmet tabii eğitim ki için sunulmakta sanırım değil mi? Tabii ki Ayşegül, çok önemli bir hizmet bu. Biz geçen sene yaklaşık 1500 öğrencimize Milli Eğitim'le imzaladığımız bir protokolle içimizdeki en iyi altyapıya sahip okullarımızda cumartesi pazar tamamen Kemalpaşa Belediye'mizin uhdesinde 1500 öğrencimize gerek TEOG olsun gerek LYS olsun diğer tüm alanlarda ciddi eğitim desteği verdik öğretmenlerimizle. Bu noktada yardımcı ders kitaplarımızla tüm öğrencilerimize 1400 öğrencimize kişi başı yaklaşık 7-8 kitaplık yayın desteği verdik. Velilerimizle 2 ayda bir rutin toplantılar yapıp geri dönüşümünü aldık. Çok bu işi ciddi manada profesyonelce gerçekleştirdik. Bu noktada emeği geçen tüm belediye çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Bu döneme geçtiğimizde velilerimizden yine muazzam bir talep geldi. Biz tekrar süreci başlattık. Yine okulların açıldığı dönem birinci sınıf öğrencilerimize her bir aileye 60 ile 120 TL arasında külfet getirecek okuma yazma setlerini 1800 yanılmıyorsam rakam yeni başlayan öğrencimize okuma yazma evet, seti. O da oldukça medyada da yer buldu. Ulusal tabii, basında da yer sadece buldu. Sadece bu değil. Okullarımızın fiziki altyapılarını düzeltme noktasında da yaz boyunca okullarımızın boyasından, badanasından, kapısından dediğimiz gibi imkanlarımız ölçüsünde ciddi manada destek vermeye çalıştık. Ciddi bütçeler ayırdık. Evet bunlar her ne kadar milli eğitimin uhdesinde olsa da oradaki öğrenciler benim Kemalpaşa insanımın çocukları, benim genç kardeşlerim, benim öğrencilerim her noktada dertleriyle dertleniyoruz. Çözüm ise ancak imkanlar ölçüsünde olabiliyor. Hı hı. Bu noktada da eğitime katkı noktasında Kemalpaşa Belediyesi imkanlarını sonuna kadar zorluyor. Bir tek öğrencimize dahi bir katkıyı nasıl koyarız? Bunun derdindeyiz. Görev süremiz boyunca da bu böyle devam edecektir inşallah. Hı hı. Projelerde genç hedef, genç odaklı olmak aslında her zaman yetişen insanlara bir şeyler verebilmek bence en önemlileri. Çünkü o şehre hizmet etmek, başka şehirlere, başka insanlara hizmet etmektir. Gençleri o güzel hizmetlerle büyütmek. Bu projeler gerçekten takdire şayan. Bir de Balkan Eğit'i ağırladınız makamınızda yakın zamanlarda değil mi? Evet. Nasıl bir buluşmaydı? Fikir alışverişleri oldu sanırım. Şimdi tabii Balkanlardan gelen heyet, bu biraz da genel siyaset endeksinde baktığınız zaman siz ne kadar hizmet ederseniz edin. Ben hep arkadaşlarıma da söylüyorum. Suriye'de de çok güzel kültür sanat merkezleri vardı. Muazzam bir tarih vardı. Hı hı. Ama bugün Suriye diye bir devlet ortada kalmadı. Hele ki biz Türkiye denildiği zaman sadece Anadolu coğrafyasından ibaret değiliz. Bugün Balkanlarla, Kafkasya'yla, Orta Doğu'yla, Afrika'yla hatta Kuzey Afrika'ya kadar geniş bir hinterlanda sahip büyük bir imparatorluğun çocuklarıyız biz. Bugün dedelerimizin topraklarının üzerinde 52'ye yakın devlet var. Türkiye'nin ayağına bir iğne battığı zaman biz bir ıh çektiğimiz zaman bunun sızısı her yerden duyuluyor. Balkanlardan bize gelen Sırp bölgesinden olsun, Makedonya'dan olsun, Üsküp'ten olsun, Batı Trakya'dan olsun gelen insanların tamamı acaba gidip Türkiye'de ne yapabiliriz, onların yanında nasıl olabiliriz, dertleriyle nasıl dertlenebiliriz, sınırlarımız ayrı olsa da biz gönüllerimiz bir. Bu noktada geldiklerinde şunu çok rahat hissedebiliyorsun. Hatta ben şu soruyu sordum, dedim ki bugün Balkanlar denildiği zaman benim için
Edirne neyse, Kars neyse, Diyarbakır, Antalya, Erzurum neyse benim için Üsküp, Makedonya, efendime söyleyeyim Kosova'da aynı şeyleri ifade ediyor. Oradakilerin bize bakış açısı nedir? Çok ilginç bir cevap verdiler. Dediler ki siz bizi bir seviyorsanız biz sizi dokuz seviyoruz. Biz ayrılmaz bir parçayız. Kolay değil. Bak Türkiye Cumhuriyeti baktığınız zaman daha 100 yılımızı biz doldurmadık. 2023'te dolduracağız. 400 yıl, 500 yıl biz o topraklarda beraber yaşadık. Hangimizin Balkanlarda bana ait diyeceği bir şey yoktur. Doğru. Muhakkak bize ait şeyler vardır. Onların da buralarda onlara ait şeyleri vardır. Bu noktada geldiler, hoş bir sohbet ettik. 2-3 bakan vardı, milletvekilleri vardı. Kemal Paşa'mız da misafir konağımızı da ağırladık. Adeta geçmişimizle, gurbetteki kardeşleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşayan bir insan gibi o mutluluğu yaşadık. Böylesine güzel bir sohbetti. Hı hı. Sayın Başkanım, hem bu buluşmayı konuştuk. Kemal Paşa'nın projelerinden de yanlışlık yapmıyorsak hemen hemen konuşmamız gereken birçok şeyi konuştuk aslında. Programı açarken de söylemiştik. Aslında Türkiye'nin hali şu an gündem projeler değil. Türkiye gerçekten büyük acılar yaşıyor ama siz bunu da gerçekten çok güzel özetlediniz. Acılar var ama biz yine de umut ışığı olan şeylerle açalım, konularla açalım tabii, programımızı dediniz. Gerçekten güzel bir bağlantıydı o da. Malum Ankara'daki terör saldırısı canımızı yaktı. Gerçekten Türkiye'yi derinden etkiledi. Ve 3 gün ulusal yas ilan edildi ardından. Gerçi burada belki de şuradan başlamak gerekiyor. 7 Haziran genel seçimlerinden sonra terör çirkin yüzünü tekrar göstermeye başladı ve onun akabinde çok zor, çok ağır süreçler yaşadık ve döndük dolaştık en son kaybı da, büyük kaybı da Ankara'daki terör olayıyla birlikte yaşadık. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? 7 Haziran'dan sonra ne oldu? Ayşegül Hanım, bir defa şunu bilmek lazım. Hayatta hiçbir güzellik bedel ödemeden elde edilemez. Bakınız, bir insan evine ekmek götüreceğim diyorsa çalışmak zorundadır. Değil mi? Bir bedel ödeyecek. Evine, çoluğuna, çocuğuna ekmek götürmenin bir bedeli vardır. Bedel ödemeden hiçbir şeye sahip olamazsın. Bugün soruya, dedim ya, biz milletçe bazen doğru soruları sormayı unuttuk. Şu soruyu sormak lazım. Ya Rusya'nın 4000 kilometre öteden gelip Türkiye'nin sınırlarında ne işi var? 6000 kilometre ötedeki Amerika'nın bu bölgede ne işi var? İran'ın tüm general seviyesinde insanları Humus'ta, Hama'da, İdlib'de ölüyor. İran'ın sınırı dahi yok. Ne işi var burada? Arada Irak var. Ne işi var bunların burada? Şimdi bu soruları sorduğunuz zaman Türkiye'ye gelirsiniz. Demek ki Orta Doğu'da 100 yıl sonra yeniden sınırlar çiziliyor. Birileri sizin yeni çizilen sınırlardan masaya gelip söz hakkı sahibi olmanızı istemiyor. Siz büyük devletseniz iddiası olan bir devlet olmak zorundasınız. Eski bir düşünür şöyle güzel bir şey ifade ediyor. Diyor ki bağımsızlığı bir bayrak, bir marş ve bir toprak parçasından ibaret sayarsanız isteyen herkes bağımsız olabilir. Ama bağımsızlığı toplumunuzun iddiası olan bir toplum, vizyonu olan bir toplum, bölgesinde taraf ya da yan değil merkez olan bir devlet, karar noktasında ben de varım diyen bir devlet, istikamet çizen, yön veren bir devlet olmasını istiyorsanız böyle bir bağımsızlığa kimse razı olmaz. Şimdi Türkiye bu coğrafyada ben varım dedi. 650 yıl boyunca ecdadım nasıl bu coğrafyada var olduysa bugün de ben varım dedi. Fakat sen bu coğrafyaya sırtını dön deyip o coğrafyada olanların hepsi bu ben varım sözüne asla gönül rızasıyla razı olmayacaklardır. Bunun da bize bir bedeli olacaktır. İnternet başında klavyenin tuşuna sert basarak büyük devlet olunmuyor. Milliyetçi de olunmuyor. İşte İran'ın her gün onlarca askeri Suriye'de ölüyorsa İran büyük bir devlet olma iddiasını ortaya koyduğu için ölüyor. Türkiye'de büyük bir devlet olma iddiasını ortaya koymuştur. 13 yıldır biz bu iddianın peşinde koşuyoruz. Birileri de bizi bu iddiamızdan vazgeçirmeye çalışıyor. Ankara hadisesine gelinceye kadar ki geriye dönüp baktığınız zaman şunu görürsünüz. Terör bu ülkede kaç yıldır var? 30 yıldan fazladır. Bizim dönemimizde mi oldu? Hayır. Bizden önce de vardı. 11 Eylül saldırılar olduğu zaman Amerika dünyanın en güçlü devleti değil miydi? İngiltere'de, Japonya'da, Fransa'da metrolar bombalandığı zaman onlar büyük devlet değiller miydi? Demek ki terörü bir yere kadar durdurabilirsiniz
ama tamamen bitirmeniz söz konusu değildir. Fakat terörün sizin büyük devlet olma iddianızdan sizi vazgeçirmemesi lazım. Tüm büyük devletleri vazgeçiremediği gibi. Biz televizyonlardan şunları canlı izlemedik mi? Teröristler gelir, Aktüt'ünde, Dağlıca'da askerlerimizi öldürür, şehit ederdi askerlerimizi. Yaralı bir askerimiz varsa onu da şehit eder, sigarasını içip giderdi. Biz bunları internetten seyrederdik. Sonra da derdik ki ya bizim uçaklarımız niye gitmiyor? Çok sonradan öğrendik. İsrail'in her onunu kullanırsın, görüntü önce Tel Aviv'e, ardından Kandil'e gider. Teröristler benim Mehmetçiğimi şehit eden teröristler inlerine girip uyumaya başladığı zaman görüntüler bize gelirdi. Şimdi kendi her onunu yapan dünyadaki 4 ülkeden biri Türkiye. Kendi milli helikopterini yapan Türkiye. Kendi tankını yapan Türkiye. Kendi savaş gemisini yapan Türkiye. Yıllardır Rusların Kaleşnikov'unu bırakıp kendi milli piyade tüfeğini yapan Türkiye. Ben varım diyen bir Türkiye var. İşte vatan sevgisi, milliyetçilik bu oluyor. İddia ortaya koymak bu oluyor. IMF'ye borcunun bitti deyip kenarıya atmak bu oluyor. Özgür ve hür politika izleyeceğim demek bu oluyor. Birileri de sizin ben varım sözünüzü size yedirip sizi tekrar 800 bin kilometre kareye zihinleri hapsedilmiş bir topluma dönüşmenizi istiyor. Terör, biz acaba PKK'yla dağdaki 4-5 bin çapulcuyla mücadele ediyoruz? Hayır. Basından takip ediyoruz. Falan ülkenin ajanı öldürüldü, falan ülkenin ajanı öldürüldü. Arkasında bu kadar güçlü devletler olmasa terör bu kadar ayakta durabilir mi? Duramaz. Ama şurada bir acitasyon var. Acı bir kısım şurada. Bakıyorsunuz askerimi şehit eden, polisimi katleden o alçak terör örgütüne terörist diyemeyen, bilakis sırtını buraya dayadım diyen anlayış barış elçisi oluyor. Benim askerimin kanını yerde bırakmayan hükümet katil hükümet oluyor. Şimdi PKK bunu yapar. Bunu anlarım. Asker ve polisimizi şehit ederek barış isteyen PKK alçaklığının bir alçaklığıdır. Bunu anlarım ama Türkiye'de bazı unsurlar, bazı siyasi yapılar, bazı medyaların da bu alçaklara prim vermesi o ayrı bir sıkıntı. Ben tüm bizi izleyen izleyicilerime şu soruları sormasını isterim. Nisan ayında Diyarbakır'da bir bomba patladı. Ardından Suruç'ta bomba patladı. HDP %3, %4 oyunu arttırdı. Şimdi bütün anketlerde HDP'nin aşağı gittiğini görüyoruz. Yine bir bomba patladı. Ben buradan diyorum ki HDP'nin barajı aşması için daha kaç canın ölmesi lazım? HDP'nin bu kanlı ve kirli siyasetini bırakması lazım. Devlet alidir, güçlüdür, babadır. Devlet kendi vatandaşını öldürmez. Katil devlet sloganı ancak ve ancak bu ülkede operasyon yapmak isteyen emperyal güçlerin algı operasyonundan başka bir şey değildir. Hı hı. Ve ben şunu da ifade edeyim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu mukaddes vatanı bizlere vatan olarak bırakırken emperyalizme karşı mücadele etmiştir. Çanakkale'de kime karşı mücadele etti Gazi Mustafa Kemal Atatürk? İngiliz'e karşı, Fransız'a karşı, Ruslara karşı. Bugün dönün bakın, bu mukaddes topraklar kurulurken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mücadele ettiği emperyalist güçler bugün Türkiye'de kimin karşısında? İngiltere kimin karşısında? Rusya kimin karşısında? İsrail kimin karşısında? PKK kimin karşısında? Bu kadar insanın karşısında olduğu yapı AK Parti ise, Recep Tayyip Erdoğan ise bu iki noktada doğru noktadır. Yanlış olma şansı yoktur. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren kardeşlerime de buradan sesleniyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni Gazi Mustafa Kemal Atatürk kurmuştur. Fakat benim askerimi şehit eden, polisimi şehit eden, PKK'nın siyasi uzantısına oy verdim diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün CHP'sinin genel başkan yardımcısı olamaz. Selahattin Demirtaş'a beraber salladık diyen adam Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün CHP'sinin milletvekili olamaz. HDP barajı aştı diye kurban kestirip pilav dağıtan belediye başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün CHP'sinin belediye başkanı olamaz. Bu partiyi Gazi Mustafa Kemal Atatürk kurmuştur ama bu CHP o CHP değildir. Ankara'daki hadisede yüreğimiz yanmıştır. İnsandır ölenler. Bizim insanlarımızdır. Yavaş yavaş da toparlayalım isterseniz onu da. Bitireyim. Terör amacına ulaşamayacaktır. Biz her zamankinden daha fazla Kürt'e sarılacağız, Türk'e sarılacağız, Alevi'ye sarılacağız, Sünni'ye sarılacağız, Boşnağa, Arap'a, Meşrebi ne olursa olsun. Hilal ve bayrağımız için, bu toprak için canını seve seve verecek bu toprağa sevdalı kim var ise fikri ne olursa olsun biz birbirimize daha çok sarılacağız.
Bunlara prim vermeyeceğiz ve 2 Kasım'da inşallah bu ülkenin her yönüyle istikrarın daha da sağlamlaştığı bir sabah uyanacağız diyorum. Halkımızın da süreci bu yönüyle değerlendirmesini istiyorum. Ağzınıza sağlık Sayın Başkanım, değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyenler, Sora Sora programında Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Oğlu'yu ağırladık. Gündemin önemli sıcak başlıklarını değerlendirdik. Kemalpaşa'nın projelerini konuştuk. Bizler yarın yine aynı saatte, saatlerimiz 16.05'i gösterdiğinde Ege Televizyonu ekranlarında sizleri bekliyor olacağız. Hoşçakalın.